İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 17. Frankofon Zirvesi'nin çalışmaları Yerevan'da sona erdi. Kanada Başbakanı Zidane Akbarlantı'nı ziyaret etti. 2016 yılından beri Türk cezaevinde bulunan Amerikalı din adamı serbest bırakıldı ve Türkiye'den ayrıldı. İstanbul Ermenileri uzun süren hukuki mücadeleden sonra Ermeni toplumuna ait olan araziyi devletten geri aldı. Dersim'deki eski Ermeni kilisesi çökmenin eşiğinde, Cudi'de dua katliamı yapılıyor. Uluslararası Frankofon Örgütü'nün 17. zirvesinin çalışmaları başkent Yerevan'da tamamlandı. Zirvenin kapanışıyla birlikte Yerevan Deklarasyonu kabul edildi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Sekreterliğinden bildirildiğine göre, Nikol Paşinyan, Uluslararası Frankofon Örgütü Genel Sekreterliği seçim sonuçları neticesinde Ruanda Dışişleri Bakanı Bayan Louise Mushikiwabo'nun seçildiğini açıkladı. Nikol Paşinyan, genel sekreterlik görevinde bulunan Mikael Jean'ın çalışmalarını takdirle karşıladı ve Bayan Louise Mushikiwabo'yu ise yeni göreve seçilmesinden dolayı kutladı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau bugün Zidane Akbarlantı anıtını ziyaret ederek Ermenilere uygulanan soykırımın masum kurbanlarını andı. Kanada Başbakanı'na Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı ile Yerevan Belediye Başkanı eşlik ettiler. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Zidane Akbarlantı'da yaptığı ziyaret sırasında Ermenilere uygulanan soykırım müze enstitüsündeki onursal misafirlerin anı defterine kayıtta bulundu. Yeni Çağ adlı Türk gazetesinin belirttiğine göre İzmir Ağır Ceza Mahkemesi ev hapsi ve ülkeyi terk etmeme cezası bulunan Amerikalı rahip Andrew Branson'u 3 yıllık hapse çarptırdı ve cezaevinde geçirdiği süre göz önüne alınarak serbest bırakıldı. Daha önceden basın Amerikalı rahibin serbest bırakılması ve Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlarının kaldırılması için Ankara ile Washington'un anlaşmaya vardıklarını yazmıştı. Fakat Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bu iddiaları yalanlamıştı. Branson ve eşi İzmir'de bir Hristiyan kilisesini yönetiyorlardı. Göç mevzuatını ihlal suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı. Daha sonrasında din adamı Kürdistan İşçi Partisi ile ayrıca Türkiye'de darbe girişiminde bulunmakla suçlanan din propagandisti Fethullah Gülen'in hizmet grubuyla ilişkiler içerisinde bulunmakla suçlanmıştı. Uzun bir mahkeme sürecinden sonra Ermeni toplumu daha önce Ermeni cemaatine ait olan ancak devlet tarafından el konulan Beşiktaş'taki araziyi geri aldı. İstanbul Ermeni toplumunun yayınlarından olan Haytert'in yazdığına göre İstanbul Ermeni toplumu özellikle de Beyoğlu'ndaki 3 Oran Ermeni Kilisesi Vakfı mahkeme yoluyla da olsa araziyi geri almayı başardı. 3 Oran Ermeni Kilisesi Vakfı'nın yöneticisi Boğaz Tanacıoğlu basına yaptığı açıklamada devlet yetkililerin arazinin tapusunu zaten kendilerine verdiğini belirtti. Daha önceden aynı vakıf yine uzun bir mahkeme sürecinden sonra İstanbul'un İstiklal Caddesi'ndeki Tokatlıyan adlı eski Ermeni tiyatro binasını geri almıştı. Demokrat Haber Org adlı internet sitesinden edinilen bilgiye göre Batı Ermenistan'ın Dersim eyaletinin Mazgirt bölgesinde bulunan eski bir Ermeni kilisesi çökmenin eşiğinde bulunuyor. Yerli halk kilisenin acilen tadilata ihtiyacı bulunduğu aksi takdirde yok olacağı uyarısında bulunuyor. Kaynağa göre kilise halk arasında Gölbağ Kilisesi adıyla anılmaktadır. Mazgirt bölgesi yöneticisi Tekin Türkeli ise yaptığı açıklamada kilisenin restorasyonu için Türkiye ve Ermenistan yönetimiyle görüştüklerini dile getirdi. Hatta 2016'da Ermenistan'dan Ermeni uzmanlar gelerek kilisede ölçüm gerçekleştirmiş. Ona göre iki tarafta söz verdikleri halde bunlar gerçekleşememiş. Ciner grubuna bağlı Silopi Termik Santrali için açık maden işletmeci yöntemiyle yıllardır Cudi Dağı bölgesinde doğa katliamı yapılıyor. Madencilik nedeniyle bölgenin en büyük iki tepesi yok olmak üzere. Şırnak'ın Silopi ilçesinde termik santrali işleten hükümete yakınlığıyla bilinen Ciner grubu, madencilik faaliyetleri adı altında çalışma yürüttüğü Cudi Dağı bölgesinde büyük bir doğa tahribatına neden oldu. Kente bağlı Çalışkan, Gite ve Görümlü Besbin beldeleri arasında bulunan termik santraline ait maden sahası için her yıl askeri operasyonlar sonucu büyük yangınların çıktığı Cudi'nin en yüksek tepelerinden ikisi yok olma aşamasında. 2018 yılının sonlarına doğru madencilik faaliyetlerinin genişletildiği her iki tepede bugüne kadar binlerce ağaç kesildi ve dağ keçileri ile domuzlar başta olmak üzere birçok canlının yaşam alanı yok edildi.
Sık sık dinamitlerin patlatıldığı maden sahasında hiç eksik olmayan toz bulutlar ise çevre köylerdeki yurttaşları olumsuz etkiliyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Mara Tokatlı Halk Şarkıları Topluluğu'nu sunuyoruz. Haylinin çkeneş, haylinin çkeneş, mome matne runes, matnik ninçke. Matnik ninçkeneş oy 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 sarır oy oy ahçi haygo Eserin tamamını Bataryistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.